Herkese merhabalar efendim. Saatler 21 oldu. Bloomberg HT ekranlarında 3 haftalık aranın ardından ekonomik görünümde tekrar buluşmanın heyecanı ve keyfi var bende. Ama hani çok da gülümsemek istemiyorum çünkü acayip bir haftaya başladık. Yani ben neye döndüm, keşke bir hafta daha uzatsa mıydım diye düşünerek geldim bugün. Çünkü hakikaten her şeyin aynı anda olduğu bir hafta yaşıyoruz ki bugün hem ekonomik görünümde hem de küresel piyasalarda tam da bu konuyu irdeliyor olacağız. Ben Didem Arslanoğlu. Efendim stüdyoda bugün yanımda Habertürk.com yazarı Abdurrahman Yıldırım var. Abdurrahman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten konuşacağımız konular öyle pek iç açıcı konular değil ama ya bugün yaşanan fiyatlamaların ne anlama geldiğini vesaire hepsini soracağım. Hani panik yapmakta haklı mı piyasa? Yoksa çok mu panik yaptı? Bütün bunları sana soracağım ama elbette bir de yine biraz bir yerlere gidiyoruz eminim. Nerede olduğunu Şeref Bey'in kendisinden öğreniriz ama Doktor Şeref Oğuz Ekonomik Gazetesi yazarı da bizimle birlikte. Şeref Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Çok harikayım. İnşallah siz değilsinizdir. Herkes iyi, çok şükür bir yaramazlık yok ama dediğim gibi yani hani ayağımın tozuyla gündem o kadar yoğun ki bir yandan makro gelişmeler, bir yandan finansal piyasalardaki hareketlilikler, jeopolitik gerginlik, ya bitmeyen bir ki ben yaz aylarının biraz daha normalde sakin geçmesine geleneksel olarak alışık biri olarak bunu biraz yadırgamadım değil, ne yalan söyleyeyim. Neyse, hoş geldiniz tekrar her ikiniz de beyler. Şeref Bey, Abdurrahman abiyle başlamak istiyorum müsaade edersen. Çünkü bugün yaşananların aslında temelinde ne var diye şöyle bir ortaya koyalım istiyorum. Ekonomik bir şeyler mi var, jeopolitik bir şeyler mi var, bunların bir bileşeni mi var, nedir? Yani ekonomik neden var? Özellikle Amerikan kaynaklı bir işte Amerikan ekonomisinin resesyona gireceğinin diyelim anlaşılması demeyelim, o biraz ileri olur. Ucunun hafifçe gözükmesi. Zaten şüpheler üzerindeydi. Ya biz bu enflasyonu galiba işte sert inişle mi, yumuşak inişle mi halledeceğiz? Sonra yumuşak inişle galiba bu işi atlatacağız gibi bir beklenti doğmuşken bir anda galiba sert inişe döndü. Amerikan ekonomisi resesyona girecek. Buna da böyle iki tane veri aslında yol açtı. Bir tanesi bu Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün sanayi, imalat sanayi verisi 50'nin altına düştü. Evet. Aa, dediler, gelecek aylarda düşecek. Devam ekonomi şerizecek. Evet. Çünkü yani PMI rakamları geleceğe yönelik haber verir. İkincisi tarım dışı istihdam. Geçen hafta Cuma günü. O da beklentilerin işte yani işsizlik üzerinde geldi, istihdam altında geldi, kazançlar düşük geldi. Dolayısıyla hakikaten istihdam piyasasının soğuduğunu, ekonominin soğumakta olduğuna işaret eden net rakamlar. Bir tane de değil yani birkaç tane. Dolayısıyla bu iki veriyle beraber piyasalar ürktü, korktu. Ama tam da geçen hafta çarşamba günü Fed işte Eylül ayı toplantısında faizi indirebileceğinin işaretini verdi demiyorum. O da aşağı yukarı netleşti. Tam kapıyı açmıştı faiz indirimine. O coşku bir gün sürdü. İkinci gün işte şeye yakalandılar. Bu imalat sanayi performansına. Üçüncü günde şey geldi arkasından. Bu tarım dışı istihdam ama tam bu sırada Japonya diyeceksin. Evet, Japonya geliyor. Diyeceğim. Ya şimdi Japonya mı ABD mi? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Sonuçta piyasalara yansımasını birbirlerini besledi bence. Yani Japonya'da toplantı tarihi biliniyordu. Japon Merkez Bankası'nın da faiz artırma şeyi masadaydı. Evet. Ama çok da güçlü bir ihtimal verilmiyordu. Ama Japon Merkez Bankası faizi artırdı. İşte 0.10 beklenirken 0.15 baz puanlık bir artırıma gitti. 0.25'e çekti faiz. Ve önümüzdeki dönemde de faiz artıracağız şeklinde başkanın bizzat kendisi açıkladı. Bu tabii çok uzun yıllar Japonya'da faizler negatifti. Sonra işte çok düşük düzeylerdeydi. Faizlerde bir artış eğilimine gireceği beklentisiyle zaten günler öncesinden bu carry trade dediğimiz dünyada işte ucuz olan paradan, borçtan faizi ya da getirisi yüksek olan para birimlerine ya da ülkelere, varlıklara yatırım yap. Taşıma ticareti deniyor buna. Carry trade. Bu pozisyonlar çözülmeye başlandı. Çünkü Japonya'da artmakta olan faizlerin yükü daha fazla. Dolayısıyla pozisyon kapatma, borçları geri ödemek için diğer piyasalarda alınmış olan pozisyonlar, alınmış olan finansal varlıklar satılmaya başlandı. Tabii. Bu bozucu etki yarattı. Ve herhalde en çok da Asya piyasalarında bu pozisyonları alanlar, bir de Amerikan piyasalarında, evet, kısmen de belki Avrupa piyasalarında. Hatta Türkiye'de de bir miktar var. İşte Japon ev kadınları diye biz biliyoruz. Halbuki yani Japon ev kadınları hani doğrudan Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Gidiyor orada bir aracı kuruluşa, bankaya, bir fona yatırım yapıyor. O fon aracılığıyla o paralar Türkiye'ye yatırım yapmış oluyor. Dolayısıyla Japonya'nın da ay sonu itibariyle böyle faizi artırması ve kendisinden beklenenden daha cesur bir adım atması, son merkez bankası olarak, faizi en düşük tutan merkez bankası olarak bir dönemin kapandığına işaret etti. Son kale, artık neredeyse ucuz ve bol para yok. Dolayısıyla buradan da bir etki doğdu. Dünyanın bir ucundan Amerika, bir ucundan dünyanın tam ortasında da Orta Doğu, burada da jeopolitik gelişmeler. Yani İsrail yaptı, çünkü hani yalanlamadı da. İran'ın başkentinde İran'ın işte önemli bir misafirini suikast düzenlendi. Dolayısıyla İran'da buna net bir şekilde karşılık vereceğini söyledi filan, böyle bir gerginlik ortamında. Bu da işin üzerine tuz biber ekti. Piyasaların da gelmiş olduğu düzey olarak bakarsak hakikaten kar realizasyonuna çok elverişli düzeylerde, iyi prim yapmış. Ve de Amerika'da bir seçim olacak. Seçim öncesinde diyelim piyasaların teknesini sallayanlar var. Hı hı. Başta Trump olmak üzere. Hani belki bir iki insan devrilsin de olay olsun. Seçim, işte ekonomi bu kadar vallahi iyi. Ama bir süredir devrilen mi demek lazım ona? Hani can yeleğine sarılıp atlayan mı demek lazım bilmiyorum ama önemli bir takım spekülatörlerin ciddi bir süredir pozisyon azalttığına dair de tabii çokça haber paylaşılmaya başlandı. Yani seçim öncesi elbette siyasetin etkisi, yeni gelecek başkan ve kabinesinin ekonomik anlamda uygulamaları ki çok farklılaşıyor. Biden yani, evet. Yani iki partiden bir tanesi kazanması halinde, ki belki de birisi başkanlığı kazanacak, diğeri kongreyi kazanacak. Böyle bir sonuç da belki piyasalar açısından en hayırlısı olacak. Yani gücün, iktidarın tek elde toplanması bu dönemde, özellikle de Trump'ın elinde toplanması, Trump taraftarı dışındaki bütün herkesi rahatsız ediyor. Dolayısıyla o rahatsızlığı giderecek en iyi formül hakikaten Trump'ın başkan seçilirse kongrede ağırlığın demokratlara geçmesi yönünde. Bir nevi koalisyon olması. Evet. Dolayısıyla kayık sallanmaya devam edecek. İyi bir türbülans bekleniyordu ama türbülansı da bizzat herhalde Trump'ın kendisi yaratmak istedi. Fed başkanını tehdit etti. Faizi indirme dedi seçim öncesinde. İndirirsen işte başkana karşı rakibime destek vermiş olursun. Sonra gelir seni görevden alırım. Yani tam olarak sokak şeyiyle bunu söyledi. İşte bir suikast girişimi O ayrı. Oradan bir gazla beraber hakikaten esti Amerika'da ve öne geçti. Güç kazandı. Ama asıl da bu işte olaylar olduktan birkaç gün sonra da piyasaları sürükleyen, borsaları sürükleyen teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin merkezine bomba yattı. Deyim bu, yani bomba attı. Nedir o? Ben dedi Tayvan'ı savunmak zorunda değilim. Bizim işte yapay zeka ya da teknoloji şirketlerinin hepsine hemen hemen %100 kendi ülkelerine çektiler. Çok para kazandılar. Para verirlerse savunurum. Kendileri düşünsün. İşte Çin'e çok yakın, bana çok uzak. Yani bu Tayvan ki hakikaten yapay zeka çip üretiminin merkezi, Amerikan şirketleri de merkezi, Asya'nın da. Dolayısıyla oraya siyasi istikrarsızlık yaratmak ve onları oradan kaçırma ile sonuçlanabilecek bir söylem. Ben geldiğimde diyor böyle olacak. Peki yani kardeşim yatırım dediğin istikrar ister. Yani bu çip yatırımları da kolay bir şey değil. Adeta bir nükleer santral inşa ediyorsunuz. En az bir 5 yıl alıyor. En az yani 5-10 milyar dolarla başlıyorsunuz. Tabii. Yani 30-40 milyar dolara doğru gidiyor. Yani hakikaten ciddi anlamda istikrar, stabilite isteyen bir şey. Öyle dışarıdan bir saldırı filan, askeri bir hareket filan bunlardan son derece ürken bir şey. Dolayısıyla oradaki o yapay zeka ve çip üretimini etrafa dağıtıcı, mümkünse Amerika'ya çekici bir söylem takındı ama piyasalara vurdu. Çünkü piyasaların tam kalbine yumruğu indirmiş oldu. Evet. Ve bu teknoloji şirketleriyle piyasada zaten bir dalgalanma ve satış baskısı oluştu. Son olarak da bunlar eklenince kıyamet koptu. Kıyamet, küçük kıyamet. Evet. Küçük kıyamet mi gerçekten? Yok, yoksa hayır, gerisi hayır. Gelir mi? Şimdi değil, bayağı şurada bir şey vardı. Nerede? Korku endeksi. Ha, açayım ben korku endeksi. Şimdi o, korku endeksinin şimdi bu daha yukarıda olması, yani gün içerisinde daha yukarıda şöyle 60'lar şuraya kadar gelmişti. Şurada işaretlemişsiniz. Şimdi bundan önceki şey ne zaman orada 2000? Ay dur bir dakika şey olacak şimdi bir saniye daha evet. 2020 yani pandemi döneminde 80'li düzeylere şuradan çıkmış. Evet. Yani buradan bunun paraleli şuraya kadar gidiyor. Yani o 85 işte. Yani en yüksek düzeyi 85. Tabii. Yani 2008 küresel krizinde yine 80 düzeylerinde falan. Dolayısıyla 1990'dan itibaren endeks hesaplanıyor. 30 küsür yıl içerisinde 3 tane zirve yapmış. İkisi geçmişte, birisi küresel krizde, işte birisi de bu. Evet. Dolayısıyla buradan bu hareketin büyüklüğünü, şiddetini anlamak mümkün. Bu korku endeksi önümüzdeki bir ay içerisinde Standard & Poor's 500'ün yani en büyük hacimli 500. endeks 500 şirketin ne kadar oynaklık gösterebileceğini gösteren bir şey. Tabii. O opsiyonlara dayalı bir endeks hesaplaması. Dolayısıyla %65 yukarı ya da aşağı hareket edebilir demek istiyor bu endeks. Ama ortam bozuk, dolayısıyla aşağı hareket edecek, düşecek. Bu onun için yükseliyor. Şimdi işte evet. Şey yani hakikaten öyle küçük falan değil. Çok ani ve çok şiddetli. Yani çok ani ve çok şiddetli bir hareket. Yani şimdi bir Şeref Bey'e de gidelim. Onun yaklaşımını da tabii merak ediyorum bütün bu olan bitenlere. Şeref Bey her zaman çok hem zihin açıcı hem de aslında böyle güzel anekdotlarla birleştirirsiniz siz yaşanan her ne varsa. Bunun için de bir şey mutlaka geçiyordur aklınızda bugün yaşanan. Gerçi Cuma günü de biraz önce konuştuğumuz o Japonya, o Asya etkisini zaten görmüştük. Hani ama bunu pazartesiye böyle küresel bir boyuta taşıyıp taşımayacağımız konusunu çok konuştuk zannetmiyorum açıkçası. Ne dersiniz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu olan biteni? Şimdi bu ortaya çıkan durumun böyle çok güzel adım adım analizini Abdurrahman yaptı. Onu tekrar edecek değilim. Ben üstüne başka bir noktadan devam edeceğim de kendi fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi açıkçası bugün Cuma günü hakikaten işaretleri verilen ama henüz daha böyle alev olmadığı bir dönemde bugün işte ne oldu? Kara pazartesi diyenler var. Bir ekonomi tsunamisi Uzak Doğu'dan yola çıktı. Hatta bütün o barlara bakıyoruz. Kan gölüne dönmüş o endeksleri, o bölgenin endeksleri ve güneşle beraber saatte 1600 kilometre hızla geliyor ya güneş. Güneşle beraber bizi yaladı, Amerika'ya gitti vesaire. Üstelik bir tur daha atabilir falan. Şimdi buradaki neden meydana geldi diye baktığın zaman aslında parça parça bütün unsurlar vardı. O çok güzel, onu az önce böyle bir araya getirdiniz. Şimdi ateşin meydana gelmesi için hani yangın yeri dedik ya, oldu dünya yavaş yavaş bu anlamda, finans dünyası. Yangın olabilmesi için, ateş çıkabilmesi için 3 ana unsurun aynı anda var olması gerekiyor. Bir tane yanıcı madde. Çok falan para vardı falan filan, işte açıldık sıçıldık falan. İkincisi yakıcı madde. Ki böylesine falan işte jeopolitik riskler falan filan ve ondan sonra üçüncüsü ise ortam ısısının yükselmesi lazım. Ortam ısısı Cuma günü dedi ki ben kritik seviyeye çıktım ve bam diye oradan çıktı. Ben aklıma Abdurrahman çok iyi hatırlayacak onu. 1997 yılında yine Uzak Doğu'dan bize doğru çıkan bir tsunami vardı. Mahathir Muhammed Malezya başbakanıydı. O dönemde IMF programlarını reddetmiş, kendisine gelen bütün paraları işte yolsuzluk, işte ne bileyim çok fazla harcamalar, hatta Petronas kulelerini yapmış, onunla övünüyordu. Dünyanın en büyük kuleler yarışmasına falan girmişti ve o çerçevede orada başlayan kriz yavaş yavaş önce Rusya'yı ezip geçmiş. Bu arada Şeref Bey'in görüntüsü biraz önce dondu ama her zamanki yakışıklılığıyla donduğu için müdahale etmedim. Sonra toptan gidince artık aldık. Şimdiki tekrar bağlanacağız kendisine. Şimdi Rusya'yı vurdu. Evet. Asya krizi 97'de çıktı. 98'de Rusya'yı vurdu. Rusya krizi oldu. Sonra da Türkiye'ye geldi. Ya şimdi dünyaya da yayıldı tabii. Yani peki Şeref Bey hazırmış. Kalmadı. Şeref Bey merhabalar. Tekrar. Evet, kayıtlara geçsin. Başından... Gıyabınızda yakışıklı bir resminizin ekranda donduğunu söyledim. Hani duyarsınız sağdan soldan, ben şimdi söyledim. Evet. Buyurun. Şimdi, tam da Abdurrahman devam ediyor. Aslında aynı süreçlerin tanığı olduğumuz için ben kendi aklımda kalanlar üzerinden örnekleyeyim onu tabii ki. Genelde aynı şeyleri izlemişiz. O dönemde o Türkiye'ye geldiği zaman ben hatırlıyorum. Çok enteresan. Etkisini Uşak'ta ben hissetmiştim. Uşak'ta 512 tane işletme vardı. Kumaşlık deri işletmesi ve bunların çok kısa sürede 14 tanesi ayakta kaldı. Diğerleri battı. Sonra baktık ki ne yapmışlar bu kriz, daha doğrusu Malezya'dan çıkan Asya krizi bizim de rahatsızlıklarımızı, eksiklerimizi ortaya koydu. Çünkü Uşak tek bir ürün üretiyordu, kumaşlık deri ve fakat tek bir pazarı vardı, Rusya. Şimdi Rusya'yı yalayarak geçti, bizim ülkede geldi, patladı vesaire. Ondan sonra bir taraflara gitti, dünyayı etkiledi. Ama ondan sonra bize enteresan bir miras bıraktı. Belki lafı oraya getirip ondan sonra Abdurrahman'la onu tartışmak isteyeceğim ben. Neyi bıraktı? 2001 krizine doğru adım adım bizi hazırlayan bir başka faktör oldu. 1994'te sallanmıştık. Çok iyi biliyoruz o zamanları, 5 Nisan kararları. İşte 98, 97, 98'de Uzak Doğu'dan şimdikine benzer bir kriz geldi ve kendi zayıf tarafları, zayıfları aldı götürdü. Oradan çok da ders çıkardık. Şimdi yeniden bu Asya'dan gelen yeni dalgaya bakıyorum da ben açıkçası diğer finansal bütün haber akışları içerisinde değerlendirmeleri yapılıyor. Bloomberg'de de bir sürü insanın bu konudaki görüşlerini okudum ama ben sanki Türkiye'nin bu dönemde bazı safralarını atmak zorunda kalacağı, yani Türkiye'ye bir bakıma düzeltici bir etki yaratacağı bir kriz olacağını düşünüyorum. Eğer bu daha büyümesi halinde, ne demek bu? Nasıl ki biz 97'deki o ilk Asya'dan gelen yapı içinde rekabeti ve bütün yumurtaları aynı sepete koymamak gerektiğini, risk yönetimini öğrendiysek, şimdi de burada da açıkçası zorla yürüttüğümüz ve sanki morgdaki hastaya serum bağlayan yapılarımız, yani palyatif ekonomik adımlarımız, hiçbir şeye sonuca gitmemesi, balina olarak millete sunduğumuz vergi tabanının meclise gelirken hamsiye döndüğü, resmi gazetede de kılçık olarak yayınlandığı gibi böyle enteresan işlerimiz, yani kusurlarımız, kabahatlerimiz, eksiklerimiz, bir türlü kendimizin gerçekten nasıl söyleyeyim, kalıcı tedaviye razı olmayışımızın, bu kriz eğer bizi sallarsa çok şeyimizi dökecektir. Belki Avrupa hapşıracaktır, Amerika belki öksürecektir ama bizi bazı alanlarda tıraş edecektir, düzeltecektir diye düşünüyorum. Hangi alanlar olduğu konusunu belki devamında konuşuruz. Dediğim gibi Şeref Bey yine güzel bir şekilde bağladı düşüncelerine. O Türkiye'nin belki de bu gelişmeler yaşanırken safraslarını atma olasılığı üzerine biraz daha konuşuruz. Biraz daha belki örneklendirebiliriz. Sorular da geliyor. Ama şimdi hem ekonomik bir temeli var, hem jeopolitik bir temeli var dedik bu yaşananların. Evet. Abdurrahman Yıldırım bu kıyamet dedi. Yani minik bir şey de değil, bir tsunami etkisi olup olmayacağı, bir yani hani zaten her yeri kapladı ama ne kadar süreceği ve yaratacağı tahribat konusunda neler söylenebilir? Ekonomik olarak ne tür sonuçlar çıkabilir buradan? Şimdi ani ve şiddetli gelmesine bakar isek 2015 yılında işte Haziran'da başlayan ve Temmuz'un belki ilk günlerine kadar uzanan bir 2 haftalık Çin krizini hatırlatıyor. Piyasalarda Çin krizi. Yani Çin çarpması diye yer almıştır medyada. Dolayısıyla yani bir böyle olması temenni ederim. Yani kısa sürede sonlanması. Bunun için belki merkez bankalarına, hükümetlere de iş düşebilir. Ama öyle sanıldığı gibi çok erken de harekete geçmeyeceklerdir. Biraz piyasalar silkinsin. Ne istediği, neyin noksan olduğu biraz anlaşılsın ve ardından önlemler gelsin diye. Dolayısıyla Fed hani faiz indirimine zaten hazırdı. Yapar, 50 puan da yapar, aniden toplanır, 100 puan da yapabilir, 50-50 de yapabilir arka arkaya. Yani Eylül ayının 17'sini görmeden biz 2 tane 50 baz puanlık indirim de görebiliriz gerekirse. Ya olağan dışı bir toplantının faydadan çok zararı olabileceğine ilişkin bazı yorumlarda yapıldı. Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley örneğin bu yönde bir görüş bildirmişti ama dediğin gibi aslında hani hiç yok, de belli olmuyor. Şu can yakıcı bir şey. Yani Vix, o korku var ya. Vix, evet. Yani o yani temsil ediyor. Hı. Ama Japon borsası ki yani dünyanın 2. büyük piyasası diye şey edebiliriz. Bir günde %13 değer kaybediyor. Şimdi Amerika'da üst üste devam ediyor. 2 günde işte %6-7 değer kaybediyor. Tabii. Bu şimdi çok hızlı parlayan bir ateş. Yani bacayı sarar ve baca çökerse ondan sonra alınabilecek önlemlerin de çok da fazla faydası olmayabilir. Bu giderek daha uzun bir türbülansa döner, düzeltmeye döner ve çöküşe doğru da gidebilir. Çünkü işte hem jeopolitik sorunlar var, hem işte siyasi şeyler var, dünyada bir kızgınlık var. Enflasyon yüksek. Gerçi hani faizler de düşürülmeye meyilli diyelim, enflasyona paralel. O mücadele kazanıldı gibi ama güçlü bir ekonomik şey de yok. Bütün bunlar içerisinden ortaya çıkan şey dünya ekonomisini yapısal olarak değiştirecek yapay zeka. O konuda da çok kısa vadede yani birkaç ay içerisinde fazla bir şey beklememek lazım. Çünkü yeni bir icat, yeni bir program falan ortaya çıkmayabilir. Ama çıkacak. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. 5-6 ay belki gelecek sene mesela yeni şirketleri, yeni parlayan şirketleri görebiliriz. Hı hı. Yeni programla ortaya çıkan ve büyük ilgi uyandıran şirketleri de görebiliriz. O yeniden yapay zekayla borsaları destekleyecek bir gelişme. Dolayısıyla yapay zeka, teknolojiden dünya umudunu kesmiş değil. Umut hala var ama fiyatlar biraz yüksek. Alternatif olarak da küçük şirketler için bir fırsat penceresi doğdu faiz indiriminden dolayı. Hı hı. Çünkü faizler inecekse tüketim artacak. Tüketim artacaksa da o tüketime üreten şirketler daha çok kazanacak. Dolayısıyla Amerika'da böyle bir rotasyon gerçekleşti. Onun da bir etkisi var ama yani yapay zeka şirketleri de, teknoloji şirketleri de ucuz değil artık. Yani pahalı da sayılır. Muhittin Bey şöyle demiş, ABD borsaları uzun süre yükseldi, kar satışları için bulunmaz ortam oluştu. Gelişmekte olan ülke borsaları iyice ucuzlar ve yurt dışından girişler iyice artar. Bu senaryoya ne dersiniz diyor. Murat Bey, Murat Keskin, krizlerin ilk sinyalini Uzak Doğu verir, sonra diğer ülkeler bunu hisseder diye görüşünü paylaşmış. Ve bakıyorum bir de Kemal Bey, bunu belki Şeref Bey'e sorarız. Ben küresel piyasalarda da tekrar belki değerlendiririm ama bu yaşananlar özellikle içeride sektörel bazı etkiler yaratır mı yaratmaz mı diye de konuşmak istiyoruz. Bir izleyicimiz Kemal Bey demir çelik sektörünün geleceğini merak etmiş örneğin. Müsaade eder misiniz? Buraya tabii, bir küçük parantez açıp Şeref Bey'e soralım bunu. Şeref Bey, ya biliyorum siz reel sektörü özellikle adım adım çok yakından takip ediyorsunuz her türlü. Bunların içerisinde demir çelikle ilgili görüşleriniz de vardır mutlaka diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz? Nasıl bir gelecek bekliyor demir çelik sektörünü Türkiye'de? Bu izleyicimize de cevap olsun. Buyurun. Türkiye'de demir çelik sektörü uluslararası rekabete en fazla maruz kalan ve bunun içerisinde sadece ekonominin dinamikleri değil ve fakat aynı zamanda siyasetin argümanlarına da içerisinde yoğrulan çok kritik bir sektör. Çünkü demir çelik sektörü de açıkçası herhangi bir sektör değil. Türkiye'nin bu konudaki yetkinlikleri ve kasları önemli. Şöyle bir etki yapacak. Demir çelik sektörüne bence bu bazı birleşme ve satın almalara doğru zorlayacak. Yani bu değişik şekillerde bu yakın coğrafyamıza yayılmış olan sektörü bir bakıma daha fazla birleşmeye ve güçlenmeye zorlayacak. Ben demir çelik yıkılmayacak, aksine bu kriz onlara yarayacağını düşünüyorum ama zayıfların sistemden çıkması konusunda bir iyi etki meydana getirecek. Ben aynısını bu gelecek olan dalganın, üzerimize gelen bu dalganın zayıfları yani eleyeceği konusunda da bir fayda yaratacağını da söylemiştim. Demir çelik de bunlardan biri ama diğer sektörlerden çok daha fazla riskler barındırdığından dolayı ister istemez güç birliğine doğru gitmek durumunda bizim demir çelik sektörü. Hatırlarsın, vergiler ilk onların başından çıkıyor, ilk onlara maruz kalıyor. O çerçevede kotalar, şunlar bunlar derken bizim de demir çelikteki ataklarımız, hatta Türkiye dışı yatırımlarımıza baktığımız zaman bu sektörün ayakta kalması konusunda belki de hükümetin işte ne bileyim sağa sola para saçmak, olmayan zombi şirketleri desteklemek yerine bu rekabette ayakta tutması gereken sektörlerden bir tanesinde demir çelik olduğunu düşünüyorum ve bu kriz bu tür desteklerin ya da yeniden yapılanmaların da vesilesi olabilir. Stratejik sektörlerden biri olarak tabii ki dikkat edilmeli ama şimdi konuştuğumuz konu tabii hani demir çelik sektöründeki beklentiler olarak basit bir çerçevede değil. Yaşanan bu kriz eğer uzun soluklu olursa biraz önce Şeref Bey'in de söylediği gibi hani atılacak safralar, değişecek bir konjonktür içerisinde sektörlerde neler olacak? Çünkü biz tabii ki finansal piyasalar ve Türkiye'yi de konuştuğumuz zamanlarda bütün bunlardan bizler nasıl etkileneceğiz, yatırımcılar ne yapacak? Hikaye oraya varıyor yani, bunu bulmaya gayret ediyoruz. Şimdi Muhittin Bey'in X'te paylaştığı soruyu unutmadan hemen şey yapayım. Yani bu bir kriz, ekonomik kriz biraz daha derinleşir. Seviyeler biraz daha düşerse, ekonomik krize dönüşmedi. Ekonomik krize dönüşür. Seviyeler biraz daha düşerse ilgi ama o seviyelerden, çünkü şişen piyasalardan da bahsettiniz. Evet. Yabancı ilgisi Türkiye özelinde biraz daha kendini belirgin şekilde gösterir mi? Şimdi eğer bu finansal krize dönüşecekse Türkiye'den sermaye çıkışı olur. Zaten yani sadece Türkiye'den değil, gelişmekte olan bütün piyasalardan. Hiç harici yok yani. Güney Kore ekonomisinin sorunu bu var. Bugün %8 düştü. Tabii. Yani Japonya düştüğü için düştü. Biz de düştük, tamam. Ama hani nereden artık hani nereler zorlanır. Hani %10 düştük. Bize para gelmesi zor olur artık. Yani daha çok para çıkışı olabilir. Dolayısıyla finansal kriz beraberinde ekonomik krizi de getirebilir. Yani finansın yoksa, bu akışı sağlayamıyorsan ekonomik faaliyetleri daha hızlı daraltırsın. Ha, ne olur? Biz belki daha kısa sürede ve daha az mücadele ederek bu enflasyon belasından kurtulabiliriz. Kriz ortamı buna yarar. En büyük hikayemizde aslında o değil miydi? Yani buna yarar. Dolayısıyla ancak krizde dibi bulup en kötüyü geride bırakıp ondan sonra yolumuza devam edersek o zaman Türkiye ilgi görmeye başlar tekrar. Ama baktığımız zaman bu gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki şeyi tarihi en düşük düzeyine inmiş bugün. Yani 45 JP Morgan'ın endeksiyle 45 düzeyine inmiş. Dolar karşısındaki değeri. Bu 110 civarındaydı. Diyelim ne zaman? 2010'larda. 110'dan ine buraya gelmiş. Halbuki dolar bütün dünya paraları, yani büyük paralar karşısında değer kaybediyor. Değer kaybeden bir paraya göre de gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyor. Dolayısıyla en fazla etkilenen ülkeler gelişmekte olan ülkeler. Hatta işte para birimlerini galiba buldunuz. Onu, para birimleri işte Arjantin pesosu, Güney Kore, onu Türk lirası gibi. Türk lirası gidiyor. O kadar fazla etkilenmemiş ama diğer ülkeler işte Şili, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Kolombiya vesaire. İşte o ülkelerden demek ki daha fazla sermaye çıkışı olmuş. Yani benim varlığını satmış, ondan sonra doları almış çıkmış. Ki bu para birimleri bizden daha fazla değer kaybetmiş. Peki şimdi doğru mu anlıyorum Abdurrahman abi ve Şeref Bey? Her ikinize de aslında soracağım. Şimdi evet, bu yaşanan bir ekonomik krize eğer dönüşürse, ki dönüşme ihtimali var diyorsunuz. Doğru yani, mu? Her ikiniz de bunu bekliyor mu? Ben kısa vadede sonlanabileceğine biraz daha ağırlık veriyorum. Yani %51 diyelim. Böyle bir iki hafta içerisinde Çin krizi gibi. Siz bir olasılık paylaşmak ister misiniz? Abdurrahman abi diyor ki Çin çarptı deyip geçebiliriz belki diyor. Ben buna %51 olasılık atıyorum diyor. Vallahi Şeref Bey, benimki biraz daha yüksek çünkü Çin'den söz edeyim. Çin'in buradaki duruşuna baktığın zaman onun da henüz daha bu sistem içerisindeki yerini almış değil. Hatta iyileşme varmış gibi, farklı yani pozitif ayrışıyormuş gibi dünyada olup bitenlerden gibi görüntüsü var ama içten baktığın zaman hiç de öyle olmadığını görüyorum. Ben burada dünya konjonktürü içerisinde sadece sektörler değil, temel olarak kapitalizmin ana sorunları, kar maksimizasyonunun getirdiği sıkıntılar ve bölüşümdeki bu kadar ayrışmalar şunu gösteriyor. Dünya bir gerilim, yani savaş bulutları sanki topluyor. Bakın şu anda her tarafta bir çatışma vesaire var. Aynı şekilde sanki dünyadaki bütün büyük savaşların arkasına baktığın zaman dünya ne zaman böyle bir sürü sıkıntı yaşadığı zaman peş peşe krizlerin hem aralarındaki mesafeler kısalıyor. Ve şiddetleri de giderek büyüdüğü zaman aynı at yarışındaki konkurda sona doğru hem engeller yükselir hem de sıklanırsa atın soluğu buraya yetmeyebilir. O açıdan ben Abdurrahman'ın iyimserliğinden biraz daha uzan, ben temkinli kötümser olmayı durumdayım. Çünkü bizim için özellikle çok bu kaygım. Hani dünya belki yırtar da bizim yırtacağımızdan emin değilim. Kusura bakmayın bu yırtma kelimesini kullandım ama. Çünkü geçme kelimesini, ifadesini kullanabiliriz belki. Evet. Geçer mi yani? Hayır. Abdurrahman teğet geçebilir. Zaten teğet geçecek, kısa sürede olabilir de ben delip geçeceğini düşünüyorum. Çünkü unutmayın bizde stagflasyon başladı. Nedir stagflasyon? Bugün aynı zamanda enflasyon verilerini de karşıladık ya, Yani hem yüksek enflasyon hem de giderek şiddetini artıran bir durgunluğu görüyoruz. Durgunluk ve açıkçası enflasyon aynı anda yaşıyoruz. Yani diğerleri şimdi bir yerden dalga geldiği zaman Didem, eğer denizdeysen iki türlü davranış olur. O dalgayı, gelen dalgayı kafadan alırsan, kupadan alırsan onu aşarsın, üstüne çıkarsın. Fakat o dalgayı yandan alırsa seni alabora yapar. Şimdi biz bakıyorum gelmekte olan yapı, pek çok kişi kendilerine mesela Fed bunu düzenleyecektir, Avrupa Merkez Bankası düzenleyecektir vesaire ve bazı ülkeler. Ama Türkiye'ye baktığın zaman bizim umurumuzda değil, bir Instagram'la uğraşıyoruz kardeşim. Rotası motasını kaybettik, yandırıyoruz. Niye yandırıyoruz? KKM bir yandan, işte ne bileyim faiz bir yandan, Anadolu'da görmeye başladığımız işte Concordato şu bu falan, ama daha da önemlisi kasada para kalmadı. Sağdan soldan para arıyoruz, bulamıyoruz. İhracatçı ya ben bu kurla ölmek üzereyim diyor. Turizmimizde bile bir sıkıntı varken sanki bu gelmekte olan dalgayı biz kafadan değil de yandan alıp alabola tehlikesi var. O yüzden sadece bunun Abdurrahman'dan ayrıştığım nokta geçici midir, daha uzun soluklu mudurdan öte bizim için açıkçası, belki dünya için öyle olabilir, Abdurrahman'ın iyimserliğine katılabilirim ama Türkiye'de bu çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Yani benim iyimserliğimin bir nedeni, yani kısa vadede iyimserliğim ama yani gelecek yıllar için aynı iyimserlik içerisinde değilim. Belki Şeref'le aynı düşünüyor olabiliriz de dünya iyiye gitmiyor. Yani bir dünya savaşına doğru da karşılıklı siz kolay gidebilir. Ama Şerefim, kısa vadede Amerika'da bir seçim var. Yani piyasalar allak bullak olmuş bir şekilde Amerika'nın seçime gitmesi çok zor. Evet, bakınız. Dolayısıyla bir türlü Merkez Bankası vesaire devreye girecek ya da başka politikalar bu işi kısmen düzeltecek ve yatıştıracaklar diye beklerim. Bir de yeni dönem, yani Kasım'dan sonraki ama yılbaşından itibaren göreve oturacak yeni başkan, yeni bir dönem demek, yeni açılım demek, yeni ekonomik politikaları demek, yeni beklentiler oluşturması demek. Hem Amerika'da hem dünyada. Dolayısıyla bu çerçevede ben sanki eğer bir büyük şey olacaksa başkanın gelip koltuğa oturup ilk aylardaki icraatlarının görülmesinden sonra olabileceğini tahmin ederim. Bu seçim ortamında Amerikan hükümeti bütün gücünü ortaya koyarak bir finansal kriz yaşanmasını önlemeye çalışacak. Amerika krize girmedikten sonra da dünya piyasalarının tek başına krize girme olasılığı biraz zayıf. Yani Japonya şeyi var ama Japonya ekonomik açıdan güçlendiği için faizleri artırmaya başladı. Yani bunu da unutmamak lazım. Yani ekonomisi kötü olsaydı faiz artırma cesaretini bulamazdı. Ekonomisi iyileşiyor, onun için faizi artırdı. Belki dozu kaçırdı ya da bazı şeyleri yıktı ama bu bilinçli bir yıkım. Yani onu düşünüyorum. Japonya'da şimdiye kadar hakikaten en büyük carry trade parası. Evet. Yani bütün varlık sınıfların içerisine girmiş. Yani bir altın bile satılıyor. Hayret ediyorum. Yani bu ortamda dolar satılır, altın satılır, ikisi beraber düşer. Borsalar düşer. Yani bütün varlıklar düşüyor. Hepsi kriptolar düşer. Evet. Yani böyle bir şey yok. Bu geçici bir şey. Bir reklam arasına gidelim. Dönüşte bunu tekrar değerlendirelim istiyorum. Çünkü Abdullah Bey de mesela demiş ki bu ay sonuna doğru piyasaların toparlanmasını beklerim. ABD seçimlere ayı piyasasında girmez sanırım. Jackson Hole toplantısından gelecek işareti bekliyoruz demiş. Aslında o seçim paraleli güçlü bir şekilde devreye girer Fed. Peki. Bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Ekonomik görünüm kaldığı yerden devam edecek. Ekonomik görünüm devam ediyor. Stüdyoda Abdurrahman Yıldırım, Skype'la da Doktor Şeref Oğuz bana eşlik ediyorlar. Bu akşam ekonomik görünümde bir kez daha merhaba beyler diyelim. Ve biraz önce reklama gitmeden hemen önce aslında ne kadar piyasa varsa etkilendiğini konuşuyorduk. Biraz onların detayına da girmek istiyorum. Çünkü örneğin hani normal şartlarda bu kadar risk off, hani riskten kaçınılan bir dönemde geleneksel olarak yatırımcıların gitmeyi tercih edebileceği alanlara da gitmediklerini görüyoruz. Nedir o? İşte mesela altın düşüyor. Evet. Yani petrol başka bir kulvarda yine enteresan. Ekonomik endişeler aşağı yönlü, jeopolitik gerilim yukarı yönlü normalde etkiler. Burada ekonomik herhalde etkiler ağır basıyor ki düşüyor. Değil mi? Evet, doğru. Yani tamamıyla peki, bu çünkü durgunluğa düştü, bekleniyor. Bitcoin düştü ki orada not almıştık. 49.538 dolar en düşüktü değil mi? Doğru mu not almış? Yani kriptoya o kadar anlam veremedim açıkçası. Evet. Yani kripto gerçi toparladı. Hani toparladı. Şimdi 55'e toparladı ama 53.600 dolar. Yine de 65.000, hatta çok kısa bir süre önce 70.000 doları gördüğünü düşünürsek tabii, oradan hızla aşağıya gelen bir şey var. Üstelik de Trump'ın müthiş desteğine rağmen yani kripto ya da Bitcoin Ay'a kadar gidecek diyor. Yani Ay'a yollayacağım ben. Yani o kadar yükselecek ki. Yani böyle bir destekten sonra böyle bir çöküş hakikaten şey çok enteresan, çok ilginç. Ya Amerikan devleti hakikaten el altından ve şeyden satıyor, Bitcoin satıyor. Bu kadar düştü ya da hakikaten yani insanlar kaçıyor. Yani riskli yatırım aracı, en riskli yatırım aracı, riskten kaçış eğilimi yaygınsa oradan da kaçıyor. Ama gelip bu insanların o zaman altına, Amerikan dolarına, Amerikan tahvillerine sığınması lazım. Ya Amerikan tahvillerine sığınıyorlar ama. Evet, sığınıyorlar. Orada bir şey var ama aynı şey dolara yansımıyor. Euro çok değerli hale geldi. 1.10 şeyinde. Dolayısıyla yani ortalık karışık. Evet. Ben Euro'nun o değerliliğini nasıl sürdürecek onu anlayamıyorum. O değerli... Bu da Ocak'tan beri gördüğün, ya bugün 1.10'un üstünü gördü. İşte evet, Ocak 2024'ten beri ilk kez tekrar 1.10'un test edildiğini gördük bugün. Yani o değerliliği hak edecek bir ekonomik performans yok. Çünkü neredeyse sıfır düzeyinde büyüyor Avrupa. Eğer Euro zaten böyle kalacaksa o sıfır eksiye doğru gidecek. Gider. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, işlemlerde bence o düzeltmeler de olacaktır. Dolar dışında düşünemiyorum. Yani. Orası kötüye giderse Şeref Bey'e soralım o zaman. Şeref Bey, şimdi tabii hepsi aslında birbirine bağlı ve düşünüldüğü gibi de böyle hani havada değil, yani gayet grift bağlantılardan bahsediyoruz aslında burada. Çünkü eğer Abdurrahman Yıldırım'ın söylediği gibi işte paritenin etkisiyle Euro bölgesi daha da zayıflamaya devam edecekse, o zaman bizim zaten jeopolitik riskler doğrultusunda yeni pazar arayışlarına girdiğimiz ve yeni pazar bulmakta sanayicimiz son derece girişken ve başarılı belki, ama onların da şartları her gün daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla hani bu konuda sizin ben yorum ve görüşlerinizi ve varsa önerilerinizi almak istiyorum. Şimdi açıkçası dünya 40 katır mı 40 satır mı seçeneğine zorlandığı bir dönemden geçiyoruz dünyanın. 40 katır enflasyon, 40 satır durgunluk. Bu ikisinin arasından hangisini çözelim, hangi ağırlıkta güçlerimizi bunlara verelim ve hangisini öncelleyelim diye. Enflasyon öncellendi, hatırlıyorsun işte, evet, geldiğimiz nokta. Şimdi durgunluk, Japonya'daki bu son çıkan ekonomideki tsunami, durgunluğun çok daha bir kaygı verici hal aldığını dünyaya gösterdi. Peki ne olacak? Şimdi oraya gidersen öbür taraftan enflasyon, yani iki tarafı keskin palyoş diyorlar ona, kılıç. Hangi tarafta yürürsen yürü yaralanacağın kesin. Ben bu çerçevede gördüğüm şudur. Türkiye'nin burada yavaş yavaş bir seçime doğru zorlanacağı dönemlere girdik buna. Çoktan girdik. Dikkat edin, bütün olaylar bunu gösteriyor. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi, kamplaşma falan filan. Ve dünyanın da giderek küreselleşmeden yavaş yavaş kamplaşmaya gittiği bir çağda herkesin kendi yakınlarıyla, akranlarıyla ya da müttefikleriyle ticaret yapacağı bir dönemde Türkiye bunu çok daha iyi şiddetli hissedecek. Dikkat et, bize yatırım nereden geliyor? Çin'den geliyor. Nasıl geliyor? Bana mesela Çin, AB oto boru hattı olduğunu düşünüyorum BYD yatırımının. Türkiye ile pek fazla alakası yok. Neden alakası yok? Ya işçisini bile oradan getirecek. Kaynak işçisi bile buna bulamıyoruz. Aynı şekilde çip yatırımı da geliyor Çin'den falan. Şimdi eski kapitülasyonlar Atlantik'in öbür tarafıyla başımız dertteydi. Çünkü orada sermaye birikimimiz yoktu. Ondan sonra derinleşemedik şu bu. Fakat şimdi aynı şekilde kapısında 65 senedir kapısında bekletilen Türkiye şimdi doğuda bir şeyler oluyor Pasifik Havzası'nda. Üstelik o insanlara yeni kapitülasyonlar vererek ancak onlarla ittifak kurabiliyoruz. Ya kardeşim bizim normalde bunlarla çok sağlam bir ilişki kurabilmemiz için 1000 yıldır bu taraftaydı, 1000 yıl önce de öbür taraftaydık. Kurabilmemiz için bizim başka stratejik adımlar atmamız gerekiyor. Ama biz gelen dalgaları nasıl karşılayacağız, nasıl savuşturacağız? Biz bu konuda bir yumruk atmak değil de daha az yumruk nasıl yer üzerinde bir zihin yapısı var. O açıdan ben Türkiye'nin belki de bu kriz cenderesi içerisinde sıkışmış olan yapı içerisinde bir tarafa meyledeceğini bu kararı biz almamız lazım. Yoksa öbür taraftan bizi bir tarafa itiyorlar zaten. Nasıl ki öbür taraftan NATO ile Avrupa Birliği içerisinde bizi paylaşıldı Yalta konferansında. Şimdi aynı şekilde yeni hesaplaşmaya doğru giden dünyada bu tarafa mı meyledeceğiz yoksa Amerika'nın ya da Avrupa'nın hala ileri karakolu hem finansal olarak hem pazar olarak mı duracağız? Yani bu dalga Japonya'dan yola çıkan bu dalganın beni de uyandırdığı ilham şudur, ya aklınızı başınıza toplayın, bu coğrafyada eski dünya ile yeni dünya arasındaki bu coğrafyada ortak eksik akılla ya da düşük gayretle size buraları bırakmazlar. Yani başımızın ileride eğer bir tedbir geliştirmezsek, proaktif davranmazsak kaybedeceğimiz bir dünyaya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Tolga Bey demiş ki Didem Hocam süper program Abdurrahman Üstad güvenli varlık tarafının satış yemesi margin kollardan kaynaklanıyor. Teminat tamamlamaz sorunu diye notunu paylaşmış. Tayfun Bey'den de şöyle bir mesaj var. Abdurrahman abi sana vereceğim sözü böyle tamamlayalım. Diyor ki Tayfun Bey uluslararası kriz bizi etkiliyor. Bölgemizde savaş var. Ekonomimizi etkiliyor. Zaman dilimi var mı rahatlamak için yoksa göreceli mi demiş ve sormuş. Türkiye piyasaları neden bu kadar kırılgan ve aşırı tepkili? Gerçekten öyle mi? Yoksa hani bugüne özel evet yani çok volatil bir piyasamız olduğunu elbette biliyorum da bu yaşananlara baktığımızda her yerde çok büyük hareketlilikler oldu. Sadece içeride değil. Hani biz de çok daha fazla yükselmiştik piyasa olarak, borsa olarak bir kısmına oranla. Yani bir finansal derinlik lazım oynaklığı azaltmak için. Dolayısıyla biz zaten son yıllarda uyguladığımız ekonomi programlarıyla hem faiz piyasasını hem döviz piyasasını önemli ölçüde kuruttuk. Oynaklık ondan geliyor. Zaten oynaktık yani yapımız oynak, toplumsal yapısı oynak Türkiye'nin. Ekonomik yapısı oynak. DNA'mızda var. Evet, Orta Doğu yani hem Asya'ya oynayabilirsin, hem Avrupa'ya oynayabilirsin, Asyalı olabilirsin, Avrupalı olabilirsin böyle. Yani esen rüzgara göre değişkenlik gösterebiliriz. Toplum böyle. Akdeniz ülkesi aynı zamanda sıcak ülke şey. Dolayısıyla oynaklık genel karakterimiz. Biz rahat duramayız. İstikrarlı hareket edemeyiz. Yok hayır yani. Daha çok daha çok aktif ama senle ben tabii şimdi sen öyle dedikçe şimdi ülkenin hakikaten böyle benim algım bu en azından. Tabii çok haklısın. Ama onun uyumluyuz dışında ve esneyiz de aslında. Evet. O da onunla birlikte geliyor ama zaten. Uyumlu ve esnek olmazsan zaten bu coğrafyada yaşaman çok doğru. Zor. Yani esen doğudan ve batıdan esen rüzgarlarda ezilip bitersin, kırılırsın. Evet. Dolayısıyla coğrafya kaderdir şeyle ben de büyük ölçüde inananlardanım. Türkiye'deki insan yapısı da coğrafyasına uygun gelişmiş. Son bir dakika o halde sorunun ikinci kısmı. Yani ne zaman rahatlayabiliriz? Dünyaya bağlı, alınacak önlemlere bağlı. Ben dediğim gibi başlangıcı ve dünyanın temel ekonomik şeylerine bakınca ve siyasi konjonktürüne de bakınca bu işin kriz boyutuna uzamayacağını, daha kısa sürede halledilebileceğini tahmin ederek dolayısıyla bu kısa sürede birkaç hafta devam edebilecek bir gelişme gözüyle bakıyorum, bakmak istiyorum. Ama bu demek değil ki yani diğer kötüye gidişi de göz ardı ediyorum. Hayır. Yani az önce dediğim gibi %51 bu dediğim seçeneğin şeyi. Diğer %40'ı da diğer tarafta. Dolayısıyla dünyanın alacağı önlemlere de çok yakından bağlı. Peki. Emel Hanım demiş ki Abdurrahman Bey ve Şeref Bey olarak haftalık program sayısını lütfen arttırınız Didem Hanım. Daha sık dinlemek isterim sizi. Didem Hanım niye arttırmıyorsunuz? Şey yapalım böyle bir ne bileyim program benim değil ama yapalım. Ya başka bir şeyler yapabiliriz ya böyle arada ne bileyim üçümüz. Şeref Bey ister misiniz? Tabii ki isterim. Konuşalım o halde bunu biz. Tamam bir kendi aramızda istişare edelim. Evet. Şeref Bey çok teşekkür ediyorum oralardan bize eşlik ettiğiniz için. Abdurrahman Yıldırım, Abdurrahman abi çok teşekkür ediyorum sana. Ekonomik Görünüm'de bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ama bir yere ayrılmayın, bir araya gideceğiz. Dönüşte küresel piyasalarda tekrar birlikteyiz.